Arkadaşlar yeniden merhaba. Şu an Brighton'da yükseklerde bir yerdeyiz. Deniz manzarası var hemen sağ tarafımızda. Serin, çok güzel bir gündü bugün aslında. Şu an yanımızda Londra Kariyer ve StudyaCourse.com'la gelen Ayşe Hanım var. Ayşe Hocam mı diyeyim? Yok. Kendisi Nişantaşı Üniversitesi'nde yardımcı doçent doktor işletme bölümünde. Bize İngiltere'deki dil okulu tecrübesinden bahsedecek. Hocam önce kısaca kendinizden bahseder misiniz ve hangi okula gidiyorsunuz burada? Evet, Nişantaşı Üniversitesi'nde yardımcı doçent doktor olarak çalışıyorum. Tabii ki akademik kariyerlerde İngilizce öğreniyoruz ama bu sadece gramer ve reading aşamasında kalıyor. Burada St. Giles'e gidiyorum. St. Giles'in bana kattığı şey başta pratik yapma avantajı. Hı hı. Ayrıca okulun hocaları çok sabırlı. Hı hı. Bizim hani bu Türklerde olan utangaçlık, çekingenlik, hı hı, bunları kırmanıza yardımcı oluyorlar. Evet. Ayrıca okulda çok fazla sosyal aktivite var. Hı hı. Hemen hemen her gün açık hava tiyatrosu, sinemalar, beach gezileri ve diğer öğrencilerle tanışma imkanları, bunlar okulda çok fazla. Ayrıca sınıflarda çok fazla bir karma yapı var. Yani sürekli hani Türkler bir arada toplaşıp da Türkçe konuşmuyorlar. Evet. Hani mesela benim sınıfımda Kolombiyalı var, Sudanlı var, İspanyol, İtalyan, hı-hı, hani Birleşmiş Milletler gibi bir sınıfımız, okay, var ve sınıf sayısı çok az. Hani, hı-hı, öğrenci sayısı 10 kişi maksimum. Bu da öğretmenle sizin birebir iletişim kurmanıza kolaylık sağlıyor. Onun haricinde Brighton'dan bahsedecek olursak, Brighton'daki en büyük avantaj bence ulaşım rahatlığı, hareketli bir şehir olması, gecesiyle gündüzüyle öğrenciler hem sıkılmadan çok değişik aktiviteler bulabilirler, hem de Londra'ya kıyaslarsam eğer daha ucuz, evet, ve daha çok seçenek var, hı hı, burada öğrenci için yapabilecek. Peki genelde bize şöyle bir soru geliyor. Ben Türkiye'de mi bir İngilizce dil kursuna gitsem veyahut da İngiltere'de bir dil kursuna gitsem bana faydalı olur mu ve ne kadar süre faydalı olur gibi böyle sorularla karşılaşıyoruz öğrenci arkadaşlardan. Bununla ilgili sizin düşünceleriniz nelerdir? Ben de birçok defa Türkiye'de dil okuluna gitmiş biriyim. Ama bence kıyaslanamayacak kadar büyük farklılık var. Yani hani maliyet ve hani ülkeden uzak kalmak gibi fedakarlıkları biraz katlanıp hani dişimizi sıkıp kesinlikle yurt dışında bir tecrübe edinmek gerekir diye düşünüyorum. Yani ben kendi öğrencilerime bunu tavsiye ediyorum. Özellikle hani üniversite aşamasındaki olan öğrenciler ki ileride bir iş mezun olduktan sonra iş bulmaları için kesinlikle İngilizce şart birçok bölüm için. Ama kıyaslanamaz. Yani Türkiye'deki kurslarla İngiltere'deki bir kursa gitmek arasında çok büyük fark var. Çünkü hiçbir şekilde Türkçe'ye maruz kalmıyorsunuz burada. Ve bu da sizi bir şekilde zorluyor. İtici kuvvetle bir şekilde çabalayıp kendinizi geliştirmeye başlıyorsunuz. Ayrıca şunu sormak istiyorum. İngiltere'de sadece İngiltere'ye eğitime gelen insanlar, öğrenciler sadece eğitim mi alıyorlar veyahut da yurt dışında eğitim almanın ne gibi ekstra faydaları var ve ileride gelmek isteyen öğrenciler için ne gibi ekstra faydaları olacak? Ben şöyle düşünüyorum. Tamamen iş odaklı düşünüyorum. Bir kere kendi yarış içindeler iş bulmak için ve kendi platformlarında bir adım öne geçecekler. Hani yabancı dil üzerine ekledikleri zaman tecrübe ve yabancı dil. Ayrıca bence yabancı dil yabancı bir ülkede kısa bir süre bile olsa tecrübe edinmek insanın bakış açısını değiştiriyor. Hı hı hı. Farklı kültürleri tanımak ufkunu geliştiriyor. Biz hani ülkemizde günde 4 saat 5 saat televizyon izleyen bir nesle, gençliğe sahip olduğumuz için aslında başka bir dünya da varmış. İşte dünya evlilik programlarından ibaret değilmiş. Hani bunu görüyorlar. Farklı kültürler tanıyorlar. Bence bu kesinlikle genç yaşlarda yapılması gereken bir deneyim. Evet. Ben öyle düşünüyorum yani. Bunları biz değil de gerçekten bu deneyimi yaşayan öğrenciler olarak sizlerin söylemesi, sizlerin aktarması çok daha değerli. Ben o şekilde düşünüyorum. Son olarak hemen arkamda çok sıcak, çok böyle keyifle dizayn edilmiş, etrafı çiçeklerle sarılı bir ev var. Evet, benim çiçekleri çok seviyor. Burası sizin kaldığınız ailenin evi. Evet.
Tabii ben biraz çekinceliydim. Hani bir İngiliz ailenin yanında kalacağım. Farklı bir kültür, nasıl yapacağım diye. Ama inanılmaz sıcakkanlı bir ailem var. Bir karı koca yaşayan bir çift. Türkiye'den ilk geldiğimde beni istasyondan aldılar. Evlerine getirdiler. Hani ne olur ne olmaz, belki kaybolursun diye. Hani İngilizler çok soğuktur derler ya. Böyle bir şeyle hiç karşılaşmadım. Gayet yardımsever. Ve tıkandığım noktalarda bana yardım eden hoş bir aileyle kalıyorum. Ben kendilerinden gayet memnunum. Zaten çoğu Türkiye'ye çok sık gidip gelmişler. Mesela benim ailem 6 kere gitmiş Türkiye'ye. Ege sahillerini benden iyi anlatıyor bana. O yüzden hani çok bir zorluk yaşamadım. Gayet memnunum aileden. Arkadaşlarımla konuşuyorum, okuldakilerle. Evet. Onlar da hep yardımsever insanlar olduklarını söylüyorlar. Yani hani kimse bana zorluk çıkardı, soğuk davrandı, burada çok huzursuzum, kendimi böyle sığıntı gibi hissediyorum demiyor. Evet. Bir de şunu sormak istiyorum. Brighton'dayız. Brighton'ı diğer şehirlere kıyasla nasıl arkadaşlara tavsiye eder misiniz? Neleri var, neleri yok? Nasıl bir şehir Brighton? Brighton bence güzel bir şehir. Çünkü burada hani okulun da düzenlediği turlar var. Cambridge, Oxford, diğer İngiltere'de gezebileceğimiz bütün şehirlere çok yakın bir şekilde gidebiliyoruz. Zaten tren ağı çok kullanışlı. Londra'ya gittiğimde gözlemlediğim kadarıyla orada öğrenciler mesafe sorunu yaşıyorlar. Yani İstanbul'daki gibi okul ev arası bir saat yolculuk yapanlar var. Burada böyle bir sıkıntı yok. Yani maksimum 20 dakika otobüste gittiğiniz en uzak mesafe. O yüzden Brighton bence ideal öğrenciler için. Ayrıca aktivite olarak hani buranın sahil şeridinde kaldığı için birçok aktiviteye sahip. Havası da böyle ılık, güzel. Bence ideal. Ya ben pişman değilim Brighton'ı tercih ettiğim için. Süper. Çok teşekkür ediyorum Ayşe Hanım'a. İngiltere'de eğitim alan, Brighton'da eğitim alan biri olarak ve bunları gerçekten deneyimleyen, tecrübe eden biri olarak bizlerle paylaştığı için ve ileride bu videoyu izleyen arkadaşlara bir rehber niteliğinde bu bilgileri paylaştığı için çok teşekkür ediyorum. Bizler yine buraya gelen öğrenci arkadaşlarla görüşmelere devam edeceğiz. Onların deneyimlerini, tecrübelerini sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bizleri studiacourse.com'dan takip edebilirsiniz. Öğrenci arkadaşlarının yorumlarını ve videolarımızı hem web sitemizden hem de YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere.